Çekim ekleriyle beraberiz. Çekim ekleri diyecek olduğumuzda ne anlamamız gerekiyor? Öncelikli olarak şunu göz önünde bulunduralım. Yapım ekleri ile çekim eklerinin farkı nedir? Yapım ekleri kelimenin anlamını ve türünü değiştirirken çekim ekleri dil bilgisel olanlardır. Yani yani sözcüğün anlamını değiştirmeye çalışmaz. Kendisinin sahip olduğu bir anlamı kelimenin anlamını değiştirmeden cümlenin yüklemine bağlamaya çalışır. Nasıl yani? Örneğin çokluk ifadesini düşünelim. Arabalar diyecek olduğumuzda araba hala arabadır. Ama arabalı diyecek olduğunuzda dikkat edin yapım eki kelimenin anlamını komple değiştiriyor. Ha! Bu şekilde bakacak olduğumuzda lar burada ne yapıyor? Sadece aynı aracı ya da yapıyı ya da özelliği sadece çoğaltıyor. Bu anlamda çekim ekleri sözcüklerin anlamını değiştirmeyen eklerdir. Bir de çekim eklerinin içeriğine girmeden önce şunu göz önünde bulundurmak gerekir. Türkçede isimler ve fiiller olmak üzere temelde iki tür ayrının ayrımının olduğunu biliyoruz. Buna göre, buna göre İsim çekim ekleri ve fiil çekim eklerinin ayrı olduğunu göz önünde bulunduralım. Niye söylüyoruz bunu? Şundan dolayı söylüyoruz. Örneğin ÖSYM'e bir soru sormuş. Koşa koşa oraya gideceğim. Koşa koşa ifadesinde A'nın altını çizmiş ve seçeneklerde A yönelme hal eki vermiş. Öğrencim de atlıyor oraya bu bir yönelme hal ekidir diye. Aman ha dikkat. Bir kere yönelme hal eki ya da durum ekleri fiile gelmez. Yani bir fiilin alacağı çekim ekleri ile bir ismin alacağı çekim ekleri belirlidir. İsim çekim eklerini isim içerisinde, fiil çekim eklerini de fiil içerisinde değerlendirip görmemiz gerekir. Ad çekim ekleri diyecek olduğumuzda aslında isimlere gelen yani adlara gelen belirli eklerden bahsediyoruzdur. Bir ismi çekim olarak hangi ekler gelir? Burada şöyle bir ayrım yapacağız. Geleneksel dil bilgisi kitaplarında sayılan ekler ve sayılmayan ekler şeklinde bir ayrımda yapabiliriz. Ama her ikisinde temelde belirli ekler yani çokluk, iyilik ve hal eklerini almamız gerekir. Bir ismin üstünde sırasıyla çokluk, iyilik ve hal ekleri gelir. Sırası vardır ve bu sıra istisnai durumlarda sadece bozulur. Yani iyilikle çokluk yer değiştirebilir. Ablamlar gibi. Ama lütfen şu örneğe dikkat edelim. Gözlerimde diyecek olduğumda gözden sonra ler çokluğu önce çokluk. Gözlerim im iyelik D bulunma. Yani aslında bu ekler arka arkaya gelecek olduğunda önce çokluk, sonra iyilik, sonra hal eki şeklinde devam eder.